Hak dostum hak. Yaşadıklarını anlattıkça meclise neşe verir. Şimdi Aziz kulundan hoş bir hikaye dinle. Sabah bir sesle uyandım. Birisi dışarıdan muhterem mi, muhterem mi diye bağırıyordu. Kafamı pencereden dışarı uzattım. Cinali'nin oğlu Fatih'ti gelen. Ne var lan sabah sabah dedim. Babam muhteremin ve arkadaşı kahvaltıya buyursun dedi. Allah Allah, hangi dağda kurt öldü? Tamam yeğenim, yeni kalkmışlar, gelecekler desen deyip çocuğu savdım. Serkan'ı kaldırdım. Cinali'nin bizi kahvaltıya çağırdığını söyledim. Serkan sinsi sinsi gülümsedi. Ne yapacağız dedim. İki numaralı plan dedi. Bunu duyunca ben de gülümsedim. Cinali diğerlerinden daha kurnaz olduğundan onu en sona bırakmayı düşünüyorduk. Bizi çağırarak aklımızdaki sırayı değiştirmemize yol açmıştı. Cinali hakkında Serkan'a daha önceden bilgiler vermiştim. Onun ne kadar içten pazarlıklı biri olduğunu tekrar hatırlattım. Serkan dersinde çok iyi çalıştığından gayet sakin ve kendinden emindi. Cinali bizi ta dış kapıda karşıladı. Birlikte üst kata çıktık. Sofra kurulmuş, bir kuş sütü eksikti. Güzelce karnımızı doyurduk. Köydeki gelişmeleri sessiz sessiz takip eden Cinali'nin bizi kahvaltıya çağırması boşuna değildi. Kendince olayın aslını aslarını öğrenecekti. Belki onunla satabileceği bir şeyler vardı. Belki de Tırı Mahmut gibi bize bir şeyler teklif edecekti. Karnımız doyduktan sonra sofradan çekildik. Birer mindere iliştik. Çaylarımızı höpürdetiyor, havadan sudan konuşuyorduk. Cinali konuyu antika işine getirdi. İşinize yarayacak bir şeyler bulabildiniz mi bari? Serdar Cinali'yi iyice meraklandırmak için bulduk 3-5 şey dedi. Cinali çayından birkaç yudum alıp kızına seslendi. Kızım benim cigarayla çakmağı al gel, bir de çayları tazele. Çaylar tazelendi, cigarayla çakmak geldi. Cinali sağ elindeki paketi hafifçe eline vurup sigaraların ucundan dışarı çıkmasını sağladıktan sonra bizi uzattı. Sonra dizlerinin üstüne karşımıza kadar geldi. Elini siper edip çakmağı çaktı. Sigaralarımızı yakıp dumanı savurduk. Cinali kalktığı yere oturdu. Bir cigara da kendisi yaktı. Alçak pencereden dışarıya doğru bakıyordu. Konuya nasıl gireceğini düşünüyor olmalıydı. Bir anda bize dönüp, "Yahu, gerçekten bu işte para var mı?" dedi. Serkan, "Hem de nasıl, böyle şeyler İstanbul'da kapış kapış gidiyor," dedi. Cinali sinsi sinsi gülümsedi. "Bırak canım şimdi, bizim de var sağda solda tanıdıklarımız. Hele anlat bakalım Serkan Bey, sen neyin peşindesin?" Serkan tedirgin bir tavırla, "Neyin peşinde olacağım ki? Ben aslında buraya fotoğraf çekmeye geldim," dedi. Cinali'nin gülümsemesi tüm yüzüne yayıldı. "Serkan Bey, fotoğraf çekmeye mi geldin? Antika almaya mı yoksa başka bir şeye mi karar ver?" dedi. Serkan bana ters ters baktı. Sert bir ses tonuyla "Ramazan abi," dedi. Ben, "Vallahi ben bir şey demedim Serkan," dedim. Cinali orada tabii şüphelerinde haklı çıktığını düşünüyor olmalıydı. "Benden kaçmaz," dedi. Serkan bana doğru öfkeli öfkeli bakıyordu. "Vallahi bu adama Cinali derler. Her şeyden haberi olur," dedim. "Cinali, söyle bakalım Serkan Bey derdini. Belki bizim de sana yardımımız olur," dedi. Serkan'dan hemen sonra ben bu defa, "Serkan, Cinali, bu köyde güvenebileceğim belki de tek adam. Çevresi de genişti. Fayda gelir ama zarar gelmez," dedim. Serkan derin bir nefes aldı. "Ramazan abi, ben ona söylerim, o başkasına. Herkesin haberi olduktan sonra ne anlamı var?" dedi. Cinali çok meraklanmıştı. Oturduğu yerden doğrulup, "Benden sır çıkmaz," dedi. "Muhtar Ramazan beni bilir. Öyle değil mi Ramazan?" dedi. "Öyle öyle," dedim. Serkan biraz düşündü. Sağına soluna baktı. Sonra kapıyı işaret etti. Cinali hemen atlayıp bir hamlede kapıyı kapattı. Serkan, "Bakın, bu konuştuklarınız
aramızda kalacak. Kimseye söylemek yok. Söz mü? Dedi. Söz dedik. Serkan anlatmaya başladı. Ben buraya gizli görevle geldim. Aslında polisim. Yıllardır bir cinayeti araştırıyoruz. Çözüm aşamasına geldik. Cinali şaşırmıştı. Allah Allah, bizim köyün cinayetle ne ilgisi olabilir? Dedi. Serkan cebinden 3 tane resim çıkardı. Bu 3 kişi farklı zamanlarda öldürüldü. Yapılan incelemeler sonucunda üçünün de aynı silahla vurulduğu anlaşıldı. Ruhsatsız olduğundan silahı bulmak için yıllarca uğraştık, iş sürdük. Sonunda cinayette kullanılan silahı bulduk. Ben hikayeyi bildiğim için sessiz sessiz dinliyordum. Cinali, katil kimmiş? Dedi. Serkan devam etti. Silah bir gurbetçinin üzerinde yakalandı. Bu durumda bu 3 kişiyi kim öldürmüş oluyor? Cinali, o adam öldürmüş, dedi. Serkan, ilk başta biz de öyle düşündük ve adamı tutukladık. Fakat mahkemede adamın suçsuz olduğu ortaya çıktı. Vaktiyle bir bağevi varmış. Kurt kuş gelir diye bir silah alayım demiş. Ruhsatla uğraşmak istememiş. Bu işlerine başına geleceğini bilmiyormuş. Bir çobandan ruhsatsız silah satın almış. Adam cinayetin işlendiği tarihlerde Almanya'da olduğunu belgeleriyle de ispat etti. Bu yüzden adam serbest bırakıldı. Silahı incelemeye gönderdik. Silahın üzerinde o tutuklanıp serbest bırakılan adamın parmak izinin yanında başka bir parmak izi daha çıktı. Bu ikinci parmak izini elimizdeki kayıtlarla karşılaştırdık. Sonuç elde edemedik. Cinali'nin orada yüzü gözü değişmeye başladı. Sesi titreyerek sordu. Kimden almış ki silahı? Serkan, adam silahı aldığı kişinin adını bir türlü hatırlayamadı. Sadece yaşadığı ilçeyi biliyordu. İlçedeki sabıkalıların resimlerini tek tek gösterdik. Adam bunların içinde yok dedi. Verdiği eşkal bilgileri çok geneldi. Yani şöyle söyleyeyim, sana bile benziyor. Cinali bunu duyunca gözleri büyüdü. Derin derin nefes aldı. Serkan devam etti. Adamın bahsettiği ilçe sizin ilçeniz. Ben buraya gelmeden önce biraz araştırma yaptım. Bu bölgede hayvancılıkla geçinen 2 köy var. Birisi burası. Çalışmaya buradan başlamaya karar verdim. Kendimi fotoğrafçı olarak tanıtıp köylülerin resimlerini çekiyorum. Bu çektiğim resimleri cinayet şüphesiyle tutuklanıp serbest bırakılan adama göstereceğiz. İçlerinden tanıdıkları çıkarsa onları alıp sorgulayacağız. Bu antika eşya meselesinde evlere rahat girebilmek için uydurdum. Değilse eşyaların 5 para etmeyeceği belli. Cinayetin rengi kırmızıdan mora doğru dönmeye başladı. Güçlükle konuştu. Ya tanıdım dediğiyle silahı başkasından almışsa? Silahta sadece 2 parmak izi var. Cinayet zanlısı paçayı kurtarmak için rastgele birisini gösterip bu adamdan aldım diyebilir. Gösterdiğim kişi cinayetle ilgim yok diyebilir. Ama silahın üzerinde bir parmak izi var. Adamın gösterdiği kişileri sorguya çekip parmak izlerini aldık mı cinayet çözülecek. Cinali'nin elindeki bardak zangır zangır titriyordu. Cinali, çayını soğutma dedim. Cinali bunun üzerine bardağı ağzına götürdü. Serkan, parmak izinin sahibi 3 kişinin katili olarak hapsi boylayacak. Oradan ancak ölüsü çıkar artık deyince Cinali'nin içtiği çay genizine gitti. Birden öksürüğe tutuldu. Koştum hemen sırtına vurdum. Helal helal dedim. Sonra çay döküldü üstüne başına. Cinali'nin kızı Asiye'ye seslendim. Asiye, emmim bir bez getir, çay döküldü. Asiye bez getirip hemen dökülen çayı sildi. Bardaklarımızı tazeledi. Cinali hiç iyi görünmüyordu. Su gibi terlemişti. Doktora götürelim dedik. Yok, iyiyim. Üstüm açık yatmışım. Üşüttüm galiba dedi. Ali, bu pek üşütmeye benzemiyor dedim. Üşüttüm, üşüttüm. İyiyim.
Siz oturun dedi. Serkan, aman arkadaşlar, yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Sakın kimseye bir şey ağzınızdan kaçırmayın. İki aya kalmaz katili bulur deliye sıkarız dedi. Sen merak etme Serkan dedim. Serkan Cin Ali'ye dönüp böyle ruhsatsız silah alan satan var mı bildiğin dedi. Cin Ali konuşamıyordu. Başını hayır anlamında sağa sola salladı. Ben o sırada sanki aklıma sonradan gelmiş gibi ya Cin Ali demiştim ki Cin Ali tekrar öksürüğe tutuldu. Hemen yardımına koştuk, su içirdik. Biraz açıldı. Ağır kesici içirip minderin üstüne yatırdık. Üstünü güzelce örttükten sonra müsaade istedik. Serkan'la köyün üstüne doğru evlerden uzaklaştık. Cin Ali'nin hali aklımıza geldikçe gülmekten yerlere yatıyorduk. Biraz kendimize geldikten sonra bir taşın üzerine oturduk. Serkan, iyi ki unutmamışsın Cin Ali'nin ruhsatsız silah işini dedi. Sadece ben değil, bütün köy hatırlar onu. Bu uyanık o zamanlar silahı hava olsun diye önüne gelene gösteriyordu. Ucuza aldım diye de millete hava atıyordu. Ruhsatı falan bilen mi var? Canımız kalmıştı, bir defa sıkalım diye yalvarıyorduk, sıktırmıyordu. Hevesi geçince Almancının birisine iyi paraya sattı. Sağda solda şu parayı aldım, bu parayı sattım diye de hava atıyordu. Serkan bize güzel bir malzeme oldu dedi. Ben de Cin Ali cin çarpmışa döndü dedim. Gülmeye devam ettim.